Vah vah. Çok duygulandım Çiçek ya. Ne işin var senin burada? Çık git odamdan. Bak sen. Hizmetli katındaki ufacık tefecik içi dolu turşucuk odasında aman nasıl da sahiplenirmiş. Çık git diyorum sana yonca. Ya of yeter Çiçek ya. Tamam uzatma artık. Hadi konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ya Çiçek. İyi mazeret oldum sana da bir Çiçek Hanım. İyi kötü müştemilattan çıkıp köşke kapağı attın. Yonca çekil git önümden. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Daha fazla bana vicdan azabı çektiremeyeceksin tamam mı? Sende vicdan var mı ne azap çekecek? Ne yapıyorsunuz siz ya böyle köşkün içinde avaz avaz? Delirdiniz mi? Abla al götür şunu şuradan dayanacak gücüm kalmadı benim. Aa. Şuna bak be. Ablasını kapının önüne koyduracakmış. Burada bir odan oldu diye kendini köşkün küçük hanımı mı zannettin sen be? Gonca. Ne yapıyorsunuz siz benim evimde ciyak ciyak? Kusura bakmayın ben. Sığıntı olduğun bir evde bir de kavga mı çıkarıyorsun sen Çiçek? Gülfem Hanım. Ay yalan mı? Kadın 40 yılda bir doğruyu söyledi. Sana nefret ediyorum Yonca. Çiçek. Siz gelin bakayım benimle. Ay abla vallahi hiç vaaz havasında değilim ha. Kusura bakma. Size iyi günler. Yürü Çiçek. Mesude. Derhal mutfağına. Çiçek. Mesude. Mutfağına dedim. Bana bak küçük kız. Burası babanın evi değil. Ha, müştemilat da babanın evi değil. Ablanın emri vakisiyle sırf kardeşimin huzuru bozulmasın diye hizmetli katında kalmanı kabul ettim. Ama yeter. Sığıntıysan sığıntılığını bil. Gülfem, ne oluyor? Çiçek sen... Sen ağlıyor musun? Yok, Yonca'yla tartıştık da önemli bir şey değil. Neyse ben gidiyordum zaten. Hiçbir şey yok şekerim. Küçük bir kardeş kavgası herhalde. Onur senin ilaçlarını değiştirdi. Onlar sana biraz ağır geliyor değil mi? Hadi gel tatlım sen biraz istirahat et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.